Merhaba, günaydın sevgili izleyiciler. Bursa Spor TV'de yine gazete turuyla karşınızdayız. 31 Ekim 2009 Cumartesi bugün ve şehir gazetelerine yansıyan maç öncesi heyecanı yine aktaracağız. Çünkü bugün Antalya deplasmanında takımımız Antalya Atatürk Stadı'nda Antalya Spor'la karşılaşacak. Ve onunla ilgili tüm haberler, evet, Olay Gazetesi Spor sayfasıyla başlayalım. Haydi Bursa aşkına deniyor. Bursa Spor Antalya Spor'da yenip 6'da 6 yapmak istiyor. Yeşil Beyazlıların güneydeki zorlu puan mücadelesi saat 16'da başlayacak. Ertuğrul Sağlam ve talebeleri bugün yeni bir zafere daha imza atmak istiyor Akdeniz'de. Üst üste kazandığı 5 puan, maçla puanını 22'ye yükseltip ligde gol averajı ile ikinci sıraya yerleşen Bursa Spor, Antalya Spor'un konuğu oluyor. Yeşil Beyazlı takım Lig TV'den canlı yayınlanacak bu karşılaşmayı da kazanıp hem altılıyı tutturmayı hem de ligdeki pozisyonları korumayı hedefliyor. Antalya Atatürk Stadı'nda saat 16'da başlayacak karşılaşmayı İstanbul'dan FIFA hakemi Fırat Aydınus yönetecek. Hakem Aydınus'un yardımcıları Adil Sinem ve Cemal Bingül. Maçın dördüncü hakemi ise Murat Özcan. Fırat Aydınus, Bursa Spor'un en son geçen sezon 21 Şubat 2009'da Adana'da Kayseri Spor'la oynadığı ve golsüz berabere sonuçlanan maçta görev yapmıştı. Çarşamba günü kupada Güngören Belediye engelini tek golle aşıp adını gruplara yazdıran Yeşil Beyazlı takımda ameliyat olan Sercan Yıldırım'la genç milli takımdaki Muhammed Demir'in dışında eksik yok. Sakatlığı geçen Dimitar Ivankov'un bugün kaleyi devralması bekleniyor. Ligdeki son iki maçını kazanarak moral bulan kupada da Mersin engelini penaltılarla da olsa geçmeyi başaran Antalya Spor'da sakatlıkları süren Fatih Ceylan, Batak, Volkan ve Gürhan forma giyemeyecek. Sakatlıktan kurtulan Orhan Akın durumuysa maç saatinde kesinlik kazanacak. Oynadığı 10 maçtan 5 galibiyet ve 5 yenilgiyle ayrılarak beraberliği defterden silen Akdeniz ekibinin son haftaların flash ekibi Bursaspor'dan en azından 1 puan koparmayı hedeflediği gelen haberler arasında denilmiş sevgili izleyiciler. Evet, muhtemel 11'li kadrolar açıklanmış. Daha doğrusu Olay Gazetesi'nde verilmiş muhtemel 11'ler. Dimitar Ivankov, Ali Tan Doğan, Ömer Erdoğan, Tomas Zapatoşne, Mustafa Keçeli, Volkan Şen, Hüseyin Çimşir, İvan Ergiç, Ozan İpek, Pablo Martin, Bataja ve Turgay Bahadır. Antalya Spor'da Ömer Çatkıç kalede, Yalçın Ayhan, Orhan Ak, Kerim Zengin, Şenol Can, Hakan Özmert, Sedat Ağçay, Ali Zitoni, Michael Jedinak, Necati Ateş ve Sergey Diehua. İki takımın son maçları. Antalya Manisa ile karşılaşmıştı ve 2-1'lik bir üstünlük kazanmıştı. Manisa Spor'a karşı Bursa ise İstanbul Büyükşehir Belediye karşısında 6-0'lık bir galibiyet elde etmişti. Biletler açık 15, Adopen 10, Yenikale 10, Bursa Spor taraftarına 10 liradan satışa sunulmuş biletler sevgili izleyiciler. Lig TV'den canlı olarak izleyeceksiniz karşılaşmayı. Timsah'ın aklı 3 puanda. Yeşil Beyazlılar Antalya Spor maçı hazırlıklarını galibiyet parolasıyla tamamladı. Bursa Spor Antalya Spor maçı hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini beklemeye başladı. Son çalışmasını Titanic Otel'in sahasında yapan Yeşil Beyazlı oyuncuların hayli moralli oldukları gözlendi. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, kritik Antalya Spor maçı öncesinde Yeşil Beyazlı öğrencilerine son uyarılarını yaptı. Antrenmana düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan Yeşil Beyazlılar, daha sonra iki gruba ayrılarak 5'e 2 oynadılar. Ertuğrul Hoca antrenmanın ardındansa Yeşil Beyazlı futbolculara taktik idmanı yaptırdı. Antrenmanların ardından The Plaza Otel'e dönen Yeşil Beyazlılar maç saatini beklemeye başladı deniyor sevgili seyirciler. Yenin yüzü görelim. Yenin yüzü görelim. Antalya Spor'dan alınacak 3 puan Bursa Spor'un 100. deplasman galibiyeti olarak tarihine geçecek. Dalya diyecek Yeşil Beyazlar, timsahlar. Dalya diyecekler. Geçen hafta İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 6-0'lık skorla bozguna uğratan ve 22 puanla ikinci sıraya yerleşen Bursa Spor, bu karşılaşmada hem lig tarihindeki en iyi başlangıç sezonunu gerçekleştirmiş hem de kaptan Ömer Erdoğan Yeşil Beyazlı takımın 1500. golünü atmıştı. Bugüne kadar lig maçlarında deplasmanda 99 galibiyet alan Bursa Spor, Antalya Spor'da devirmesi halinde 100. galibiyetini elde etmiş olacak. Nice yıllara Ivankov, Bursa Spor'un tecrübeli file bekçisi Dimitar Ivankov'un 34. yaş günü dün Antalya kampında düzenlenen sürpriz doğum günü partisiyle kutlandı. Hazırlanan pastanın üzerindeki mumları takım arkadaşlarının alkışları eşliğinde üfleyen Ivankov daha sonra tebrikleri kabul etti. Ivankov takım arkadaşlarına hitaben yaptığı konuşmada, "Bugün 34. yaşımı kutluyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok güzel bir seri yakaladık. İnşallah Antalya Spor maçını da kazanarak Bursa'ya galibiyetle döneriz." dedi. Antalya Spor'a akrepler deniyordu.
Dimitar Ivankov'un da dün kutladığına göre doğum gününde Burcu'nun akrep olması gerekiyor. Nasıl bir bağlantı var? O da size kalmış artık onu yorumlamak. Evet, konuklar geldi. Bursa Spor'un dünkü antrenmanına sürpriz konuklar geldi. Titanic Oteli'nin sahasında yapılan antrenmana İber Otelleri'nin sahibi Bursalı iş adamı Ahmet Yaşar ve DOSAP Yönetim Kurulu üyeleri geldi. Yaşar ve yönetim kurulu üyeleri antrenman sonrası Ertuğrul Sağlam'la sohbet etti. Tangocu Bataja yine yazacak. Bursa Spor'un Arjantinli oyuncusu Pablo Martin Bataja bugünkü Antalya Spor maçında yine gol atmak istiyor. Son haftalarda ilk 11'de forma giymeye başlayan ve ligde 3 gol kaydeden tangocu kupada kaçırdığı penaltının üzüntüsünü yaşadığını belirtti. Bataja bugün Antalya'ya atacağı golle kendisini affettireceğini ifade etti. Bataja iddialı konuşuyor. Evet, inşallah yerine getirecek verdiği sözü. Bursa Hakimiyet der ki Timsah Güney'de tarih yazacak. Bursa Spor Antalya Spor karşısında üst üste 6. galibiyetini arıyor. Tarihinin en iyi sezonlarından birini geçiren Yeşil Beyazlılar, Antalya Atatürk Stadı'nda yine 3 puan peşinde. Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşma saat 16'da deniyor sevgili izleyiciler. Maçı Lig TV canlı yayınlayacak deniyor. Evet, Mehmet Özdilek yönetimindeki Antalya Spor'da Fatih, Batak, Orhan ve Volkan'ın forma giymeleri zor gözüküyor deniyor. Sercan, Yenal ve Eren dışında da bizde sakat ve eksik oyuncu yok. Ivankov sahada. Ivankov sakatlığında bir sorun yaşamadığı takdirde bugün kaleye geçiyor. Sağlam'ın çift kalede denediği Bulgar file bekçisinin bugün kaleye geçmesi bekleniyor, deniyor. Geçtiğimiz hafta Bursa'ya gelen ve yapılan kontrollerinde sıkıntısı olmadığı tespit edilen Bulgar kaleci takımla birlikte Antalya'ya götürülmüştü. Teknik direktör Ertuğrul, Sağlam'ın Antalya'daki idmanlara katılan ve çift kalede görev yapan Ivankov'u bugün sahaya süreceği öğrenildi. Bulgar kalecinin durumu maç öncesi yapılacak son kontrollerden sonra belli olacak. Evet, eski timsahlar. Antalya Spor'un kalesini koruyan Ömer Çatkıç, 2006-7 sezonunda Bursa Spor'da forma giymişti. Güney ekibindeki eski Bursa Sporlulardan biri 2005-6 sezonunda yeşil beyazlı formayı giyen Ertuğrul Arslan. Kırmızı beyazlıların savunmasındaki isimlerden Şenol Can Bursa Spor altyapısında yetişti ama A takımda oynamadı. Vahap Işık Bursa Merinos'ta, İznik doğumlu olan Hasan Sönmez de İznik Spor'da görev yaptı deniyor sevgili izleyiciler. Evet, ayrıntılı bir şekilde yine verilmiş Bursa Hakimiyet'te. Dönüm maçımız deniyor. Ertuğrul Sağlam bugünkü Antalya Spor karşılaşmasının önemine değindi. Dönüm maçımız. Kazandığımız zaman en kötü ihtimalle ligi ilk 4 içerisinde kapatabiliriz ve geleceğe daha da umutla bakabiliriz diyor Ertuğrul Hoca. Kolay olmayacak denmiş. Sürpriz parti denmiş. Yine biletler 10 lira. Hatırlatmış olalım yine Bursa Hakimiyet aracılığıyla. Bursa Haber, seriyi bozmayalım diyor. Saat 16'da başlayacak ve Fırat Aydınus'un yöneteceği maçı Lig TV naklen yayınlayacak. Ligde fırtına gibi esen timsah bugün deplasmanda Antalya Spor'la karşılaşacak. Üst üste 5 maçını da kazanarak 2. sıraya yerleşen Bursa Spor, Güney ekibi karşısında 6'da 6 yapmayı hedefliyor. Düdük Aydınus'ta, gözler Turgay'da. Bursa Spor'un Antalya Spor'la oynayacağı önemli karşılaşmayı Lig TV naklen yayınlayacak. Timsah'ta milli takımda sakatlanarak bir süredir forma giyemeyen Bulgar file bekçisi Dimitar Ivankov'un ise Antalya Spor maçında kaleyi genç eldiven Yavuz Özkan'dan geri alması bekleniyor. Teknik direktör Sağlam'ın forvette ise yine son haftaların formda ismi Turgay Bahadır'a şans vermesi düşünülüyor. Deniyor sevgili izleyiciler. Evet. Hürriyet Bursa. 6. harika olsun demiş. Lig ve kupada tam gaz yol alan Bursa Spor, Güney seferinden de zaferle dönüp hem istikrar serisini sürdürmeyi hem de ikincilik koltuğunu korumayı planlıyor deniyor. Bu maçı da aldığı takdirde timsahların puanı 25 olacak. Timsah ve Şimşek kupa yorgunu. Süper Lig mesaisinde kapışacak olan iki takım hafta içi oynadığı kupa mesaisinde rakiplerini yenerek gruplara kalmıştı. Bursa Spor Güngören'i penaltı golüyle geçerken Antalya Spor'da normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten maçta Mersin İdman Yurdu'nu penaltı atışlarıyla 9-8 yenerek turlamıştı denmiş sevgili izleyiciler. Evet. Aktaracağım haberler Bursa Spor'la ilgili böyle. Ve Kent Gazetesi. Göster yüzünü timsah. Yemyeşil bir sayfa yapmış Kent Gazetesi. Birazdan yönetmen arkadaşım görüntüye verecek. Göster yüzünü timsah deniyor yemyeşil bir fon üzerinde. Süper Lig'de son 5 haftada 5 galibiyet alan Bursa Spor, ligdeki 100. deplasman galibiyetini almak için sahaya çıkıyor.
Timsah Antalya deplasmanından 3 puanla ayrılıp Güngören maçındaki kötü futbolu unutturmanın peşinde. Ivankov maç saatinde Antalya'nın beraberliği yok deniyor maçın. Daha doğrusu takımların önceki dönemlerden bu yana gelen performansların analizi yer alıyor. Evet, şimdi bakın görüntüde Ömer'in kafa golü. Daha doğrusu o gol müydü bilemiyorum ama Ömer'in yine bir fotoğrafıyla destekleniyor. Göster yüzünü Timsah. Oradaki yüz, bakar mısınız, manidar bir yüz. Yüzüncü golüyle de yine Dalya diyecek takımımız. 99. galibiyet Denizli'de. Bu sezon deplasmanda sadece Eskişehirspor'a mağlup olan ve Trabzonspor'la berabere kalan Timsah en son dış saha galibiyetini Denizli karşısında almıştı. Yeşil Beyazlar rakibini uzatma dakikalarında attığı golle 3-2 mağlup etmişti deniyor sevgili izleyiciler. Havamız yerinde demiş basın sözcüsü, Bursaspor basın sözcüsü Ferruh Nayman. Takım olarak iyi olduklarını, Ziraat Türkiye Kupası'nda Güngören Belediye'yi eleyerek morallerini daha da yükselttiklerini, artık belli bir hava yakaladıklarını, bu havayı bozmaya hiç niyetleri olmadığını, seriyi devam ettirerek üst sıralardaki yeri korumayı hedeflediklerini, bu sene ligin zirvesini zorlayacak bir takımları olduğunu, bu takımın zirve mücadelesini bırakmayacağını, onların da Antalyaspor deplasmanında takımın arkasında olacaklarını söylemiş. İyi ki doğdun Ivankov, 34. yaş günü pastasını takım arkadaşlarıyla birlikte kesti deniyor. Hedeflerimiz var diyor basın sözcümüz Recep Bölükbaşı. Rakibimizin de hedefi kazanmak diyor. Başlarında iyi bir hoca var diyor. Bize karşı istekli oynayacaklardır. Biz iyi oynuyoruz. Takım hüviyetine kavuştuk diyor. İçeride ve dışarıda kazanmak istiyoruz. Hedeflerimiz var ve bu hedefler doğrultusunda her maçta 3 puan almak istiyoruz. Bu maçtan da 3 puan hedefliyoruz. Bunu yapabilecek güçteyiz. 6'da 6 yaparak seriye devam etmek istiyoruz. Yönetim olarak tam kadro deplasmanda olacağız diyerek de sözlerini tamamlıyor. Ve Meydan Gazetesi, fırtına dinmesin denmiş Meydan Gazetesi'nde sevgili izleyiciler. Süper Lig'de fırtına gibi esen Bursaspor 11. haftada Antalyaspor'a konuk oluyor. Ardı ardına aldığı 5 galibiyetle zirveye ortak olan Bursaspor bugün Antalyaspor'a konuk oluyor. Timsah Lig tarihindeki galibiyet serisinde de rekor kırmanın peşinde. Düdük Aydın Usta Sercan yok deniyor sevgili izleyiciler. Evet, 16'da Lig TV naklen diyelim. Biz de Bursaspor TV olarak yine maç öncesinde ve maç sonrasında burada olacağız, sizlerle olacağız. Siz sevgili Bursaspor TV izleyicileriyle birlikte stüdyoda karşınızda olacağız sevgili izleyiciler. Maç anlatımıyla yine Koray Kundakçılar Antalya'da olacak. Oradaki atmosferi aktaracak sevgili izleyiciler. Bursaspor TV'den ayrılmayın diyoruz. Maç saatine kadar şimdilik hoşça kalın.